Selamlar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? 27 Şubat pazartesi gelen oyuncular etkinliklerden falan bahsetmiştim. Ondan sonra Liverpool paketi için de bir video çektim. Şey Liverpool United şu derbi de için. Ama baktım hani video diye bu öne çıkan oyuncularla da devam etsem uzayacak. O yüzden o videoyu orada kesmeye karar verdim. onu sonlandırdım. Onu da ayrı bir video olarak atmış olurum. Bu, büyük ihtimal bu videodan önce. Bu videoda da bu e, neydi bunların adı? Championship oyuncularını ayrıca inceleyeceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bana destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki sırayla gideceğim. Bayağı oyuncu var. Kaç tane? 16 tane oyuncu var. Hızlıca bakmaya çalışacağım. Brahim Diaz e, Milan'ın 10 numarası bence iyi oyuncu gerçek hayatta ama oyunda biraz seviyesi düşük kalmış eee 4 yıldızlı da olabilir bu oyun ya bu uygulamada yıldız seviyeleri yanlış yazıyor o yüzden buna güvenemiyorum. Gördüğünüz gibi özellikler arkadaşlar top kontrolleri güzel, pasları fena değil, dengesi, hızlanması çok mavi. Hızı da 80'lik. Yani bir orta ofansif için veya göbekte de oynuyormuş. Göbek için gayet iyi hızı. Sağ açık ve sol açıkta yani çok teknik oynamıyorsanız hızlı oyuncular arıyorsanız e, size göre değildir onu da söyleyeyim. Kalulu arkadaşlar e, orada da pakette de seviyesi var, e, resmi vardı baktım bakmıştık o videoda. 94'ten 97'ye çıkıyor arkadaşlar. E, stoper ve sal, sağ bekte oynayabiliyor, sol değil, sağ bekte. Yok edici 183 boyunda e, 22 de yaşında genç bir stoper. Gördüğünüz gibi defansif özellikleri falan çok iyi arkadaşlar, hızlı hızlanması da müthiş. Zaten sağ de oynayabiliyor. Hatta o videoda da bahsetmiştim. Ben de Pest'e bu arkadaşın bek kartı vardı. Ee, yani ondan da hani dolayı saab e, hızlı hızlanması da gayet yerinde. Ya, bence stoperde de iş yapacaktır. 1.83 boyu da tabii biraz kısa mı stoper için? Yani. Ya denemek lazım. Bence denenir diye düşünüyorum. Martin Odegaard Playoff'da iki e de defalarca gelmişti. Tabii ki gayet iyi oyuncudur kendisi. Ben severim. Sol ayaklı. Ee, şöyle sağ açık, sol açık ve ofansif orta sağda oynayabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi top kontrolleri falan harika. pasları yine güzel. Hızı biraz zayıf ama gördüğünüz gibi falsosu ve duran topu falan da güzel. Şut gücü yani şut da çeker. Plase de vurur. Plase çok güzel vurur hatta. Ee, öyle, Martin Odegaard bence iyi oyuncudur. Ben de mesela üçlü ofansif orta sahalı dizilişimde ee, Sağdaki ofansif orta sahada ben Odegaard'ı oynatmayı çok seviyorum. Hem plase vurur hem sağdan güzel ataklar da yapar, bindirmeler de yapar. Bence iyi oyuncu Odegaard. Enketiah var. Ee, o da bundan 2-3 hafta önce gelmişti Player of the Week'e. Arslan'ın Santrafor Biraz seviyesi düşük Geliyor. Tabi yani bence ileride daha yüksek seviyelere de ulaşacaktır Arsenal'a. Gördüğünüz gibi özellikleri çok da iyi değil Enketiah'ın. Yani bence çok oynatılabilir bir oyuncu değil. Özellikle hani yeni başlamadıysanız oyuna çok tercih etmeyeceksinizdir diye düşünüyorum. Özelliklerini gördünüz. Şimdiki Volant var arkadaşlar. Monaco takımı oyuncuları. Tabii ki Monaco takımı yani Monaco'dan gelen bir oyuncu aşırı da yüksek olmasını da beklemeyiz. 91'den 94'e çıkıyor Volant. Ya bu arada özellikleri hiç 91 gibi değil. Onu da söyleyeyim. Şöyle bayağı bir yerde de oynayabiliyormuş. Ee, yani. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama özellikleri falan hiç tatmin edici değil. Yani yeşil renkte bile özelliği yok denecek kadar az. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine Monaco'nun bir diğer oyuncusu. Şöyle takım oyun tarzı Venus seviyem yaptım. Sağ kanat Yatta diye bir oyuncu tanımıyorum. Hızı falan çok yüksekmiş arkadaşlar. Yine Volanda göre yine iyi bir oyuncuymuş yani bu arkadaş. Top kontrolleri fena değil. Ama şutları çok kötüymüş mesela bunun da. Sağ ayaklıymış. Sol kanat, sağ kanat, sol açık, sağ açık ve da kullanabiliyormuşsunuz. Tam verimle. Evet Roma'ya geldik. Nemanja Matić var arkadaşlar. 90'dan 92'ye çıkıyor. Onun da seviyesi biraz düşük gördüğünüz gibi. Defansif olarak fena bir oyuncu değil. Pasları da gayet güzel. Yani belki kullanılır ama yani formu çok iyi gelmediği sürece bence yine de kullanılmaz. Tabi o da mesela yani ya başlangıç seviyesinde bir hesabınız varsa hepsi kullanılabilir arkadaşlar sonuçta. Denersiniz yani. Evet Mancini bende İtalya kartı vardı sanırsam Mancini'nin. İtalyan oyuncu. Hücumcu defansmış. Gördüğünüz gibi 93'ten 95'e çıkıyor. Defans özellikleri agresifliği 99 olmak üzere çok yüksekmiş. Kafa vuruşları, sıçraması falan da gayet iyi. Kafa vuruşlarında da çok etkili demek ki. Hava üstünlüğü özelliği de varmış bakın. Şurada hava üstünlüğü. Kayrak müdahale, top kesme, kafa mesela. Kafa vuruşu çok iyi bir oyuncu, 1.90'da boyu varmış. Belki bu denenir işte, yani 93'te fena bir seviye değil çünkü stoper için. Hatta her yani herkes için, her oyuncu için fena bir seviye değil. Sergio Roberto arkadaşlar, o da 30 yaşında artık. Ee, 90'dan 92'ye çıkıyor, hız hızlanması falan güzel. Defansif özellikleri çok iyi değil, yani bek oyuncusu tabii ama. Yine de çok iyi değil göbekte de kullanabiliyorsunuz sağ kanatta da oynuyormuş kendisi Sağ ayaklı bilmiyorum yani siz ne yaparsınız ama ben mesela ana hesabında kullanmam bunda yani Çıksa Devam edelim arkadaşlar Osman Dembele yani bence e, Ya yani oyunun en iyi oyuncularından diyebilirim Ben ya yani ben oynamasını çok zevk alıyorum Oynamaktan Osman Dembele ile Sağ açıkta sağ kanatta sol açıkta sol kanatta e, i̇ki ayağını da fena kullanmaz. Zayıf ayak yeteneği 3'müş mesela. E, yerin orta özelliği var. Çift vuruşu var. Rabonası var. Hani ara pası verme özelliği falan. Çok hoşuma giden bir oyuncu. Hızlı da mesela. Şu hızlara bakar mısınız? Şut da çeker. Zorlanırsa hani. Ya güzel de çeker yani. Falsosu 79 ama biraz düşük kalmış. Şut gücü 82 top kontrolleri falan. Zaten güzel. Pasları da bir forvet oyuncusu için kötü değil. Onu söyleyeyim. Osman Dembele, Leroy Sane arkadaşlar paketin en yüksek oyuncusu sanırsam. Şöyle full dediğimizde 99'a çıkıyor. Muazzam bir oyuncu. Yani tek kelimeyle muazzam sol kanat. Sol açık ve sağ açık da kullanabiliyorsunuz. Top kontrolleri harika pasları iş yapar. Onu söyleyeyim. Şutlarını harika yapmışlar. Şut gücü 93. Bitiriciliği biraz düşük. Neyse 75. Falsosu 90 arkadaşlar. Falsosu da bayağı yüksekmiş. Duran topu da 88. Duran top bile kullanıyor yani. Sol açık şey sol ayak. Ya falsosu falan yüksek olduğu için bence sağ açıkta da daha güzel olur ama Sane ya bayağıdır solda oynuyor sürekli hani. Sağda oynadığı da oluyor tabi. Bilmiyorum artık kendinize göre. Oynatırsınız. Joshua Kimihin böyle 97'lik 98'lik bir kartı gelecek deniyordu ama Standart kartıyla aynı seviyede yapmışlar. 95 arkadaşlar ve 97'ye çıkıyor. Yine standart kartı da aynı seviyede. Ben hiçbir şey anlamadım. Yani niye getirdiniz madem ki Bari seviyesini yüksek yapsaydınız. Ki mesela Player of the Week kartı vardı. Sağa gelmişti en son. 95'ten 98'e çıkıyordu. Yani bu niye 97? Gerçekten ilginç. Özelliklerini görüyorsunuz. Kimi'yi Zaten anlatmaya gerek yok benim en sevdiğim oyunculardan. Bence hani standart kart olarak da en çok iş yapan oyuncu onu söyleyeyim. Joshua Kimmi. Ama dediğim gibi işte yani standardı varken bu Kimi için top açmaya hiç gerek yok yani. Hatta olmazsa videonun sonunda standart kartıyla bunu bir karşılaştırdım bu kartını. Adam Jacko var arkadaşlar. Seviyesini gayet iyi yapmışlar. Player of the Week'e gelmişti. Sanırım 92 mi neydi o? Ama Ceko'nun işte bu hızı çok büyük problem arkadaşlar. Yani tabiri caizse Kaan'ı gibi 69 hızı var. Ya ayağına top geldi mi şut pozisyonu buldum mu affetmez. Özellikle duda uçuklatan vurursanız. Ya affetmez dediğim gibi hani hata payı yok denecek kadar az ama işte o vuracak pozisyonu bulmak da zor. Dimarco oyunu e, bu paketin en yüksek seviyelerinden 94'ten 96'ya çıkıyormuş hızı falan çok yüksek. Defansif özellikleri de fena değilmiş sanki. Ama pasları biraz daha iyi olabilirmiş sonuçta bek oyuncusu. Sol bekte oynuyor, sol kanat. Stoper bile oynuyormuş Di Marco. 1.75 boyunda tabii bir stoper oynatır mısınız? Orası size kalmış bir şey. Ve son olarak Manchester United arkadaşlar David de 94 paketin tek kalecisi 97'ye çıkıyor özelliklerini görüyorsunuz arkadaşlar. ya da zaten hani çok anlatmaya gerek yok. Ama mesela Alisson'un sıçraması da falan da iyiydi. Yani Deheya çok sıçrayamıyormuş muymuş anlamadım yani. Refleksleri uzanması. Bak mesela sıçrama yok ama uzanma var. Bilmiyorum farklarını. Ama Deheya her türlü oynatılır arkadaşlar. Ve son olarak Eriksen biraz uzun mu video oldu bilmiyorum ama Eriksen de şu 92'den 94'e çıkıyor. Ya mesela bu adamın da e, bir orta saha kartları mı gelmişti bir ara. Ne olmuştu? Bir Dünya Kupası zamanında bir kartı gelmişti. 94 seviyeydi ya. 94'ten 96'ya çıkıyordu. Bu paket niye düşük bu paketteki seviyesi bilmiyorum gerçekten. Anlayamıyorum yani bu Konami'nin işlerini. Alçaktan pasları falan, güzel pasları yani, güzel top kontrolleri, güzel Duran top falsosu yine güzel. Yani alıp vurursunuz. Falso olarak vurursunuz. Serbest vuruş kullandırırsınız. E, göbekte harika oynar bence. Ama ofansif orta sahada biraz zayıf kalabilir. Hani hızı falan dolayısıyla. Yine de Eriksen oynatabilir. Son olarak neyi karşılaştıracaktım ben? Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Kimi karşılaştıracak? Bakın arkadaşlar, Kimih'in. Tamam ben bunları niye karşılaştıramıyorum yan yana? Şu en üst seviye yaptım Kimih'i. İkisini de en üst seviye yaptım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugünkü kart ve Kimih'in standart kartı yani GP ile mağazadan dükkandan alabildiğimiz kartı ikisi de 95 seviye. İkisi de 97'ye çıkabiliyor. Şu 97 oluyordu değil mi en son? Bundan bir emin olalım. Evet 97 oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın özelliklerinin kıyaslamasını görebiliyorsunuz. Hatta şöyle karşılaştırmak yaptığımızda. Eksi bir sadece eksi bir hatta mesela üsttekinin de eksi bir olan özellikleri var. İkili mücadele falan noktasında yani. Bilmiyorum ya ben Konami'nin yapmaya çalıştığını gerçekten anlayamıyorum bazen artık yapacak bir şey yok. Ya bu pakette dediğim gibi kimler alınabilir arkadaşlar? Ödegard mutlaka lazım her takıma. Kalulu denenir. 2. Onun dışında belki Mancini olabilir. 3. Dembele her türlü 4. Sane 5. Hadi kim diyelim? 6. Dimarco olsun 7. Deheya 8. 8 oyuncu var arkadaşlar şu an. 8 oyuncu 16'dan yani 8 belki bir de Eriksen'in say 9 yani çok fazla bilmiyorum oyuncu yok açılabilecek bence. Yine de siz bilirsiniz. Ee, siz açtıysanız bu paketi hangi oyuncuları çıkardınız beğendiniz mi yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.